Artık tüketici satın aldığı mantardan bile korkuyor çünkü zehirlenme vakaları arttı. Ancak uzmanlara göre zaten satın aldığımız ürünü bile incelememiz şart. Bakın nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Şahane, şahane. Nasıl yapıyorsunuz? Ben bunun şimdi turşusunu yapıyorum. Turşu. Ben çok korkuyorum o yeşillerden. Mantar alır mısınız? Almam. Neden? Korkuyorum. Mantar artık korkutuyor. Kimse bilmediği mantarı sofraya getirmek istemiyor. Pazardaki mantarın güvenilirliğini ise zabıtalar denetliyor. Canımı yolda bulmadım. Bilmediğim şeyi yemem. Bu mantarda zehirli olmaz. Görsel olarak şu mantarların hangisi zehirli ya da aralarında zehirli var mı? Bunun anlaşılması mümkün değil. Ancak laboratuvar ortamında analiz edilerek anlaşılabilir. Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri yaptığı mantar denetiminde öncelikli faturaya bakıyor. Faturasız mantarı alırken vatandaş korkmakta haklı. Hatta uzmanlara göre mantardan korkmalı. Halkımız işte dağa gidiyor, işte yağmur yağdı, mantarlar çıktı, toplayalım hemen işte yapalım. Bu öyle olmuyor, işte her beyaz gördüğünüz mantar zehirli değil demek değil. Mantar alırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta mantarın boyu, rengi ya da kilosu değil, işte bu satış belgesinin olup olmaması. Mantarın faturası var mı? Bir görebilir miyiz? İlk önce tarihine bakıyoruz. Yani bize bir ay önceki faturayı da iptal edebilir. Kaç kilo almış veya kaç kasa almış. Son kullanım süresi geçmiş bir mantarın da pazarda satılmasına müsaade etmemek adına ona dikkat ediyoruz. Bunları mesela günlük faturası olan yerlerden alıyoruz. Onlar da bu mantarı bildikleri için topluyorlar. Mantarlarınızın belgesi var mı? Mantarın şakası yok. Kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek hiç ummayacağınız sonuçlara yol açabilir. Bunu engellemekse faturayı sormaktan ve faturanın tarihine bakmaktan geçiyor.